Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hipotiroidin genetik özellikleri var mıdır? Sonradan oluyor mu? Geçici olabilir mi diye gelen sorular akıllara gelebilir izleyicilerimizin. Şimdi genetik hastalık olarak tiroidle ilgili hastalıklar var fakat çok çok nadir. Ben 30 yıllık hekimlik hayatımda 1-2 tane bu tür vaka gördüm. Daha fazla genetik değil, çevresel ve kimyasal etkenlerle oluşmuş tiroid vakaları var. Bir de en çok günümüzde bu hipotiroidinin sebebi olarak da Hashimoto hastalığı dediğimiz bir Japon tıp araştırmacının, tıp doktorunun bulduğu bir hastalık. Bu otoimmün bir rahatsızlık. Yani immün sistem ne demek? Bu bağışıklıkla ilgili bir sistem. Doku reti gibi böbrek nakli, karaciğer nakli, yüz nakli yapılan kişilerde vücudun bu nakledilen dokuyu veya organı reddettiği gibi tiroidi de vücut bazı oluşan mekanizma bozuklukları sebebiyle reddediyor. Evet. Buna otoimmün tiroidit veya Hashimoto bulan kişinin adıyla anılıyor. Hı hı. Benim gördüğüm vakaların çoğunda etken hastalık bu. Bu hastalık başlangıçta hipotiroidi değil, hipertiroidi yapıyor çoğunlukla. Yani tiroid dokusundaki yaptığı inflamasyon, iltihap sebebiyle başlangıçta fazla uyarılmaya bağlı hormonlar yüksek çıkar. Evet. O zaman anemi, hipotiroidi bulguları değil, bu kişilerde hipertiroidi dediğimiz tam tersi bulgular olur. Çarpıntı, sinirlilik, terleme gibi. Fakat bu teşhisi koyan doktorun mutlaka aklına getirmesi lazım. Bu Hashimoto hastalığı olabilir mi diye. Bunun tabii ki hastalığın yakalandığı evreye göre değişen süreleri var. Eğer geç evrede yakalanmışsa bu hipertiroidi, eğer Hashimoto'ya bağlı ise 3 ay, 5 ay veya 6 ay içinde bu hormonlar normal hale gelip daha sonra hormonlar düşmeye başlar. O normal hale geldiği zamanı ve düşmeye başladığı zamanı iyi etüt edip iyi yakalamak lazım ki başlangıçta verdiğimiz ilacın tersini vermemiz gerekiyor. Başlangıçta hipertiroidi tanısı koyduğumuz kişiye hormonları düşürecek ilaçlar veriyoruz. Bu çarpıntı, sinirlilik, terleme gibi şikayetleri azaltması için. Ama normale geldikten sonra düşmesini de düşünmemiz lazım. Düşmeye başladıktan sonra da gene takip ederek doz ayarlamamızı yapıp tersi ilaçlar başlamamız gerekiyor. Evet. Burada doktorların çok uyanık olması gerekiyor. Hastanın da kontrollerini aksatmaması gerekiyor. Bana çok bu tür vakalar geliyor bazı hastanelerden. Tabii çoğunda doktor hatası yok. Hastanın da çok büyük hatası var. Anemi de, hipotiroidi de doğru takiple, doğru ilaçlarla çok güzel tedavi edilme şansına sahip hastalıklar bunlar. Ama hastanın da çaba sarf etmesi gerekiyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.